Sayın Osman Gazi Belediye Başkanı, Sayın Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcılarımız, Sayın İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz, Sayın Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Dernek Başkanımız, Sayın Kent Konseyi Başkanımız, Sayın Jüri Üyelerimiz, kıymetli öğrencilerimiz ve konuklarımız, sevgili basın mensuplarımız. Çocuklarımızın manevi dünyasını zenginleştirmek, ruh dünyalarına büyük düşünür, Mevlana'nın hoşgörüsünü, insan sevgisini, anlamını yaşatmak amacıyla Osman Gazi Belediye'miz, Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği işbirliğiyle bu yıl Türkiye genelinde düzenlediğimiz Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması ödül törenimize hoş geldiniz. Sayın Başkanım, sayın değerli konuklarımız, kıymetli katılımcılarımız, ödül törenimizi ve program akışımızı gerçekleştirmeden önce günün önemine hitaben açılış konuşmalarını yapmak üzere jüri üyemiz Sayın Metin Önal Menkişoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk kez Osman Gazi Belediye Başkanımızın himayesiyle Türkiye çapında düzenlenen bu şiir yarışmasına 500'ün üzerinde metin bıraktı. Bu ilk bakışta sayı çok büyük gözükebilir. Ama nüfusu 70 milyonu aşmış olan bir ülke için çok fazla bir sayı değil. Tabiata baktığınız zaman Cenab-ı Allah'ın tabiatta olağanüstü, muhteşem bir sanat eserini görürsünüz. Ve tabiatta şer bulamazsınız. Tabiat mahza hayır, mahza güzelliktir. Ancak tabiat, Allah'ın şaheseri olan insanın emrine verilmiştir. İnsan, bu tabiat vahşileşmeye başladığı zaman onu ehlileştirmek maksadıyla ağaçları budamak, kökünden kesmek değil, onları daha gürbüz hale getirmek için budamak da mükelleftir. Sanat, yani zanaat, yani harz, yani culture, yani kültür, insanoğlunda böyle başlıyor. Evvela toprak, toprağın üzerindeki değerler, bitkiler, öteki canlılar üzerinde insanın egemenliğiyle başlıyor. İnsan tabiata bu anlamda hakim olsun diye bir takım donanımlarla gönderilmeyebilir. İşte bu donanımları bir süre sonra insanın ruhunu onarmak maksadıyla şiir, musiki, resim ve ilahi birçok sanat alanlarında hayatı damıtmak ve incelmek maksadıyla böyle bir yaratıcı güçle verildi insanoğlu. İşte insanoğlu bu yaratıcı gücünü şiirle tarihin başlangıç dönemlerinden bugüne kadar getirdi. Bana diyorlar ki modern zamanlarda artık şiir öldü, ölecek. Ben diyorum ki ne zaman şuur ölür, o zaman şiir ölür. İnsanoğlu şuurunu kaybetmediği müddetçe şiirle hemhal olacaktır. Bu sebeple de Türkiye'de bir takım istatistikler, efendim bonsai işte yaşadık, ortaokula kadar indiğini söyler ama başka bir takım istatistikler var ki Osman Gazi Belediyesi düzenledi. Türkiye'nin 4000 kucağından, Erzurum'dan, Iğdır'dan buraya koşa koşa gelmiş yavrularımız şuurla, yani şiirle meşguldüler. Bizi, beni yordular. 500 tane mektup okumak, onlar içerisinden adil bir sonuca varmak zor. Ama o kadar tatlı, o kadar huzurlu bir yorgunluktu ki bu. İnanın şu anda tamamını unutmuştuk. Gençlere son bir tavsiyem şu. Asla sayısal çoğunluğa bakmayın. Sanat türünün çok olması, değerli olması demek değildir. Nitelikli olmasına bakın, nitelikliyse eğer eseriniz bir tane daha yazmış olursanız tarihe kalırsınız. Şu Bursa'da da çok ünlü olan şairimiz Ahmet Hamdi Tanpınar'ı bilirsiniz. Tek bir şiir kitabı vardır. İçinde de 20 tane şiir vardır. Ama dünya çapında bir şairdir. Onun için sayısal çokluktan çok nitelikli, kaliteli mesele bakın diyerek sözlerimi bitiriyor ve Osman Gazi Belediye'mize bu hayırlı çalışmasından dolayı
Sevgili başkanımızın şahsında bütün emeği geçen kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun. Memişoğlu'na teşekkür ediyoruz ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Mevlevi Üstadı Hocamız Sayın Mustafa Özbağ'la kürsüye davet ediyorum. Merkezleri çok aktif bir şekilde çalışır. 7 tane kültür merkezimiz 8'sini açtık.
Bunlar belediye katkılı kişilerin özel bilgilerini faydalarını buluyor. Bizden bununla birlikte tabii gençleri, önümüzde hedef alan birçok etkinlikler yapıyoruz. Okullarla birlikte veya bizler bazı organize ediyoruz. Yani bununla birlikte edebiyatı yönelik içindeyi çalışmalarımız Ferahiz Zaten Mehmet Efendi oyun yarışmaları yapıyoruz. Program kitaplarını da Ahmet Damı Tanrı'ndan edebiyat yarışmaları bu sene 12'si oluyor roman alanında. Bu da dünyanın değişik ülkelerinde eserlere katıldığı bir yarışma. Yani etkin ve hakikaten kabul gören, takip edilen bir yarışma oldu. Tabii az önce hocalarımın söylediği gibi bu tür faaliyetler belki biraz böyle yalnız yolculuk gibi oluyor. Fakat önemli olan etkili olması. Yani tabii inşallah Allah olmasını da dileriz. Ama bu gönül işi özellik arz eden bir iş. Yani herkes şiir yazamaz. Herkes roman yazamaz. Herkes hikaye yazamaz. Önemli olan az da olsa o yazan kişileri ortaya çıkarmaktır. Yani birçok kişi şeyler yazar. Hele bugünün dünyasında herkes yazar. Herkes bir şey yazar. Facebook'ta yazar, Twitter'da yazar. Tabii o Twitter'da yazmak da 140 karakterdir. Türkçe'yi de, edebiyatı da daha normal ettir. Yani şu an Türkçe'yi yazı yazmayı unuttum. Facebook'ta tabii o daha farklı bir savaş. Ben de çok girmiyorum, bilmiyorum ki. Ama herkes diyor ki, filan konuda ben Facebook'ta yazdım. Sen dersin ki milyonlar takip ediyor adamı. Orada fikrini beğen et. Şimdi o oraları, o mecralar kişileri, kendini yazar sananların, işte şiir yazanların, roman yazanların, hikaye yazanların kendini ölçebileceği bir tartı değil. İşte o tartı buralar. Belki 25-30 sene önce teknoloji gelişmeden önceki bir dönemlerde işte mahalli dergiler, yerel dergiler, gazetelerde 80 öncesi işte herkesin ideolojisi ve ideolojik yazılarda kendi ideolojisine kişiler kendi yetiştirmiş olabilir. Orada kalem tutmuş, yazmış olabilir. Bugünkü şartlar çok farklı. En azından o yazılarda, o dergilerde kişinin bir tarafları var, kitlesi var. O onu bir yere getirir. Böyle çok şey gelmiştir. Bunlar hocalarımız daha iyi bilir. Biz de onlar çok fazla biliriz. Çünkü 80 öncesi şartlar çok daha farklı. İşte bugün o şartlar yok. Yani bugün yani kişinin, yetenekli kişinin kendini gösterebileceği yerler yok. İşte bir Osman Gazi Beylesi olarak Ahmet Hanım Tanrı'nın edebiyat yarışmalarıyla bu zemini hazırladık. Şimdi o zemini hazırladıktan sonra yaş önemli değil, bir kişi bir şey yazdığı zaman diyor ki ben o eserimi işte filan yarışmaya götürdüm. Bir tartıya çıkıyorum. Ve onun yazdığı yazı orada bu işin üstadları tarafından gözle gözüküyor, okunuyor. Tabii ki sadece ödül alanlar başarılı değil, hepsi başarılı. Ama her zaman biliyor ki benim yazımı birileri okudu, bu işi bilenler okudu. İşte o açıdan bu zemin çok önemli. Biz bu zemini tabii az önce söylediğim gibi farklı konularda çoğaltıyoruz. Tabii bu işler çok kolay değil, bu işin organizasyonu çok zor bir iş. Tek sadece bir kişiyle belediye yürümüyor. İşte hocalarımız var. Böyle bir şeyler okullar. Yani en az 6 ay süreci başlıyorlar. Tabii güzel sonuçlar çıkınca bizler de bunları sürdürüyoruz. İşte Mevlana şiir yarışması da böyle ortaya şey yapıyorlar. Biz bunu bir gün Osman Gazi'den açtık. Osman Gazi'deki yıllardan başladık. Daha sonra Bursa çapında yaptık. Şimdi Türkiye çapında bunu yaparken de Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte başladı. Bu sırada Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim çünkü yani esas kaynak orası, o kaynakları düşünüyor. Yine Mevlana Kültürü'nün Yaşama Derneği bizim diğer departmanı. Çünkü Mevlana Kültürü'nün Yaşama Derneği de bizim tarihi mirası Osman Gazi Beylesi'nin bir oranı sahip çıkardı. Orada kültür merkezimiz var. Kültür merkezimiz vesilesi bu. Derneğimiz bu arada kültürel
belki biraz şey olacak hocam, folklori faaliyetlerle yani burada dünyaya sergilenen bir yerler. Bizim Mevlana kültürünü, o felsefeyi bugün Bursa'da dünyaya duyurmak bizim için de ayrı bir kıvanç vesilesidir. Yani bunun merkezi Konya'dır ama biz buradaki merkezimizde bunu gündeme getirmişsek ve dünyanın birçok yerinde kişilere geliyorsa bizim için bir başarı. Ve hakikaten Bursa'da ben burasını yeni yeni öğrenmeye başladım. Ama yurt dışında çok güzel bir sahne var buraya. Bu da hem de felsefi tanım adına hem de Bursa'yı tanım adına ciddi bir faaliyet yapıyoruz. Ve bu faaliyetler olurken de işte dedik o felsefeyi biz edebiyat dalında da sürdürelim. O düşünceyle bu faaliyet ortaya çıktı. Ve bu yıl bunu Türkiye çapında yaptık. Türkiye çapında yaptığımız uyarışlara Milli Eğitim Bakanlığı diğer partilerimiz oldu. 65 şehirden eser katıldı. 560 tane eser vermiş oldu. Yani rastgele de olsa Türkiye çapında sonuçta yani bunun haberdar olup buraya katılması bizim için önemli. Ve baştan katkısı olan için teşekkür ediyoruz. Bu her yıl artarak da farklı bir şekilde yürümüş oluyor. Konuda Mevlana'da insan olarak belirlendi. Çünkü Mevlana felsefesi diyoruz. Mevlana felsefesinde bir bakış açısı var tabii. O düşünceyi anlayıp ondan sonra bir şey yazmak lazım. Yani şimdi oturup da kendi kendine ben insan hakkında bir şey yazayım. Olmaz. Mevlana'da insan dediğimiz zaman o arkadaşımızın Mevlana'yı okuması lazım. Okuyacak ki ondan bir şey verir. Ama işte zaten yani okumayı teşvik etmek. Yazmadan da okumayı teşvik etmek. Biz Elhamdülillah Müslümanız. Dilimizi ilk emri oku. Ama hem okumaya hem de biziz. Yani ecnebiler ayakta, yolda giderken her taraftan okur. Otobüste dahi olsa ayakta okuyordur, bir ödüm okur ama biz okuyamıyoruz, bilemiyorum. Yani bir sıkıntı var. Hocam felsefi olarak böyle bir şey bulmamız lazım yani. Bir mesaj vermemiz lazım. İnşallah okuyanlardan oluruz. O yüzden biz de okusun diyoruz çocuklarımız. Okuduktan sonra gelsinler. Tabii bu işin bir ağır işçilik süreci var. Bu işçilik sürecinde de bir jürimizde, jürimizi buradan ben isimlerine söyleyebilirim, başlıyorum kendilerine. Profesör Doktor Halil Sıdar Kuroğlu hocamız, Profesör Doktor Bilal hocamız, Sayın Saadettin Eylül hocamız, Cevap Akkaran hocamız ve bu işin aslında yükünü süren Metin Ünal Memuşoğlu hocamız. Bizlerle birlikte çok teşekkür ederim. Az önce söylediğim gibi tek başına belediye bu işi ben yapıyorum da bu iş olmaz. Yani bu işin çok ayakları var. İşte bu ayaklar da önemli. Ve bu ayaklar bu işin esas yükünü çeken, bu işi sürdüren bizim en büyük yardımcılarımız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Tabii asıl önemli ayak da üçüncü ayak. Yani birileri bir şey yazacak ki, birileri bir şey gönderecek ki burada hocaların bir şeyleri okusunlar. Biz de okunacak olan eserlere mekan açalım. O eser gelmiyorsa hocamıza gerek yok, mekana gerek yok. O yüzden diğer üçüncü unsur da önemli. Ben şimdi bu 560 eserden dereceye giren eserlerimizi sizlere buradan ilan edeceğim. Tabii bizim Osman Gazi Bey'in eserimiz geçtiğimiz dönem bizim yönetimimizde kitap basımı işinde de farklı bir boyuta taşıdı. Yani Osman Gazi Bey'in ismi ciddi bir kütüphanesi oldu. Kendi yayınları oldu. Ama biz bu dönem bu işin finaliyle birlikte kitabına da basar hale geldik. Bunu Fetih Şenliklerinde başladık. Fetih Şenliklerinde sempozyumlar oldu. Sempozyum yapılıyordu. Ondan sonra müdürler toplanıyordu. Ondan sonra biri sempozyumu organize ettikten çok daha büyük meşakkatle bedelleri toplamak için uğraşıyordu. Kimi verir, kimi vermez, kimi ulaşır, kimi ulaşamaz. Kitap basmaya uğraşıyorduk. Biz şimdi sempozyumun bildirilerini 3 ay önceden istiyoruz hocalarımızla. Onları veriyorlar, kitabı basıyoruz. Ondan sonra sempozyum günü kitaplar masada hocamın bildirisini sunuyor. Ve eserleri orada görmüş oluyor. Yine bu yarışma eserlerinde, aralarında tam bunlar da olsun, burada
kitap haline getiriyoruz. Tabii kitap haline getirilirken bilemiyorum da eserler yazılan var. Mesela bazıları çok yoğun oluyor. İşte çünkü 500 tane roman katılmış. Bu romanların hepsi kitap hem çakarınız yok. Bunları toparlayarak 3-5 tanesini kitap haline getirmiş oluyoruz. Ve bu yarışmanın sonucunda bir kitap da ortaya çıkmış oldu. Bu da tabii ki her şeyden önemlisi, işte bu yarışmaya katılan eserden arkadaşlarımızın dereceye girmese de ben şair diyebilecek bir kitap olacak. Yani gösterecek kardeşim benim şairim ama bu kitapta şiirim var. Bu çok önemli bir kantardı. Onun için bunu biz önemsiyoruz. Şimdi bu kantara binip de hakikaten bu kasıt olan arkadaşlar atıp buraya hocalar vermişler. Okumak da bize de düştü. Ben jüri özel ödüllerinden jüride bir de bizim belediye ve Mevlana Kültür Tanıtmaçları Derneği özel bir ödülü. Bu ödülümüzü alan öğrencimiz bu ödülü Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi'nden Veysel Toktaş. Yine küçük bir arındırıyor, temizliyor ve geliştiriyor. Mesnevi
şiirlerde katılımcı çocuklarımızın en azından Mevlana'dan ve eserlerinden haberdar olduklarını, birkaç bölüm de olsa Mesnevi okuduklarını, araştırma yaptıklarını görmek beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Umarım bu onların hayatında bir başlangıç olur. Bilhare daha ileri aşamalara gelmelerine imkan veren okumalar yaparlar. Huzurlu, gayretli ve sevgi dolu bir şahsiyet olurlar. Bugün ülkemizde yarınlarımızı emanet edeceğimiz bu vasıfta çocuklar yetiştirme gibi bir görevimiz var bize. Şiir yarışmasına olan ilgi, katılımcıların her birinin duyarlı ve dikkatli birer araştırmacı olduklarını görmek, yarınlar adına bizi umutlandırmaktadır. Umutluyum. Yarınlar daha güzel, daha zengin ve daha huzurlu olacaktır. Bu vesileyle yarışmayı düzenleyen Sayın Başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Katılımcı çocuklarımızı ve onları teşvik eden ailelerini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını kutlarım, esenlik dilerim. Dumlu Pınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Bilal Kemik. Teşekkür ediyoruz bizler de hocamıza bu içten mektubu için ve değerli konuklarımız, ödül törenimize geçmeden önce ilk olarak bu yarışmada jürimize bir teşekkürümüz olacak. Ben Sayın Başkanımıza, Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar'ı bir kez daha sahneye davet etmek istiyorum. Sayın jüri üyelerimize ödüllerini vermek üzere. Profesör Doktor Sayın Bilal Kemikli'yi aramızda olmadığını söylemişti. Profesör Doktor Sayın Alev Sinan Uğurlu Hanımefendi'yi davet ediyorum. Yardımcı Doçent Sayın Saadettin Eğri. Metin Önal Mengüşoğlu hocamızı ve Sayın Cevat Akkanat'ı davet ediyorum. Arkadaşımız hazırlanırken diğer ödülleri alan katılımcı yarışmacılarımız kitaplarında ödüllerini bulurlarsa zaman açısından buyurun. Tüm perdelerin kaldırmış esnaflardan.
yürekteki camlar ve aynalar. İşte sonrası, yürekte sesler ve yankılar. Gel, yine gel, yine gel, yine gel. Belki bundandır, sinmiş bozkırın sesi gözlere, bir yudumluk acı kahvelerde. Bundandır, vardır hatrı insanlığın, milyonlar kere. Damaklara ilmik ilmik dokunan telbede ve kelimelerde aşktır, cümlelerde hayat. Bir selam ki, eksili mi gönlünden, takılsa bir kelamın ardına, korsa dosta düşmana, her bir zerre ulaşsa ve tüm sebepler gelse meclise, gel, yine gel, yine gel. Yorgunluğu almış yürek sırtına, öylesine garip, öylesine mahcup. Yakmış canı bir kuru cümle, susmaktan. İsyanların en öyle çasını koparıyoruz zihninde, elinde, dilinde, bedeninde. Maharet olur ki sözler gayri insan duysa ve işte bir deniz, bir gök. Ardı sıra toprak, işte mazlum bir bekleyiş ve garip bir sesleniş. Gel, yine gel, yine gel. Bir duman tutardan başında, bir ev ortasında, bir bardak çayın yok başında, iki çift göz ve bilmem ne kadar söz. Donatmış bir yurdu baştan sona. Ruhları tepeden tırnağa, oturmuş kendilerinde bir anda, yaslamış baş köşeye, parlamakta, okumakta, yansımakta, çağlamakta. Gel, yine gel, yine gel. Çamurdan bir çift el, bir bakış ve bir hece, ne çıkar? Bulanmamışlar ruhlar çamura, ne çıkar? Batmış olsa da ruhlar, derin zifir dipli kuyulara, fincan hikayesinin ayyası yetmez mi? O derin zifir dipli kuyulara. Sevgileri harmana vurup coşturmaya, oturmaya, kalkmaya. Bozkırı baştan sonraya vurup gelen bu canlar, bilmezler mi şimdi affetmeyi, affedilmeyi? Yok mudur yani bir patlık fincanın azameti, cümlenin tutanın dergahında? Gel, yine gel, yine gel. Ne olursan ol, yine gel, yine gel. Öncelikle tam kadar uzaktan gelip ve gelmişken bir şey söylemesen içimde ukde kalacak. Benim de en çok bundan faydalı olduğum şunu belirtmek istiyorum. Bu yeni günümüzde her ki makineleşen ruhlar ve yozlaşmış kültürün yaşadığı bir dönemde, yaşadığımız bir dönemde böyle organizasyonlarla Mevlana ışığında kültürümüzü, değerlerimizi, bütün gençliğini önemli günlere taşıyan ve bize kültürümüzün yaşa ve geleceğimizin bir tatlıda yerleştiren bu önemli yuvasını sağlayan tüm yetkililere ve emekleri geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz ve Osman Gazi Belediyesi özel ödülüyle devam ediyoruz. Şiirimizin adı Gözlerim Yarım Asırdır Rumi'de Ağlamakta. Sayın Mehtap Özgürt. Sayın Mehtap Özgürt aramızda mı? Peki. Üçüncü mansiyon ödülümüzle devam ediyoruz. Şiirimizin adı Bir Güneyli Menkıbesi. Sayın Muhammed Mahzun Gülen. Sayın Gülen'e ödülünü vermek üzere de İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Gürhan Çokgezer'i sahneye davet ediyorum. Bir
için yeter. Ve şunun şartlardan başka başka oyun kurumunun hayreti. Senin ağzın yediliğin kiminden hoyrat ince ve iyiydi. De hele bunların var mıdır yanlar hayreti? Bir bunun, güneşten zengindir bir bunun hasreti. Menekşelerin ortasında insan açtıracak diler. Bir günah gibi kayıtsız ve şartsız kaldığı zaman sen görmemindeki düzenin buğulu azizliğini onlara haber ver. Onlar ki benim kaselerimi boşalttılar. Benim kaselerimi doldurup doldurup boşalttılar. Şehrin avuçlarına birikmiş korkularını güneşin şafak vakti uykularında bocalttılar. Onlar yüce korkunun yüceliğinden mahrum. Onlar benim kaselerimi boşalttılar. Onlar, ah onlar var ya onlar. Peygamber atılan taşlar gibi kekeme o kadar anlaksız, o kadar anlaksız. Tahtın kutusundan anlamaz onlar. Ve ayrıca benim kaselerimi boşalttılar. Seni de bana mecbur eden onlar. Bu yüzden de ki sen onlara şöyle kudümün avuç isteri kanarsa bir mum söner ve insan beşebiş dökerler. Yağmurun tepkisinden bir gün düşerse döner insan ve şehir ve kalpler. Ve sen yağmurun merhametine çağır onları. Onlara anlat bir bileğin hürmeti beni. Boş kase, mum ve oymak var. Şafak vakti, avuçlar ve bir tortu. Hiçliğin ihtişamlı ereğinden yere düşen bir gölge, yanını yağmur kesiyor insanlara, uzatan güneşin gölge. Teşekkür ediyoruz. Ve ikinci mansiyon ödülümüzle devam ediyoruz. Gülün Gecesi şiiriyle Sayın Elif Özdemir. Sayın Özdemir de aramızda yok. Babası alacak ödülünü. Buyurun. Buyurun. Elif Özdemir'in ödülünü babasına takdim edeceğiz. Ödülünü vermek üzere de yardımcı doçent Sayın Saadettin Eylül'ü sahneye davet ediyorum. Devam ediyoruz. Vuslat şiiriyle Sayın Mertcan Nazar. Sayın Nazar'a da ödülünü takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Alev Sinan Uğurlu'yu davet ediyorum. Sonunda kitabı 10 günde bitirdim. Mesnevi.
Sifiri karanlıkta yıldızlara dönebilmek. Beni partisine çağırmayan arkadaşa kim beslemedik? Aramayan, merak etmeyen babamın yorgunluğunu hoş gördük. Mesnevi, yumruklar sıkıldığında dili terbiye edebilmek. Sigaralar yan kafede tüttürülürken nefsi dışlanma kuruna dizginleyebilmek. Ve mesnevi, yuvarlandığı derin kuyuların karanlığında o temizli, kara şems gözde ışıltısını görebilmek. Bir kenara itilsen, maçta yenilsen, sınavda kaybetsen bile şükretmeyi bilmek. Bir şey yap, güzel olsun dermiş Hazreti Mevlam. Ya da güzel bir şey söyle ama hep güzel olsun. Her insan ölecek yaşta geç kalmayasın demiş aşkım. Ben de yazayım dedim kalbimde, ona doğru bu şiir. Sayın Nazar'a teşekkür ediyoruz. Ve üçüncülük ödülümüzle devam ediyoruz. Üçüncülük ödülümüz İçi Çöl Bir Bahar şiiriyle Sayın Evrim Tabioğlu. Sayın Tabioğlu'na ödülünü vermek üzere de Mevlevi Üstadımız Sayın Mustafa Özbah hocamızı davet ediyorum. Abdullah
Abdullahi ilk defa bir oratoryo yazdı. Yani oratoryo sadece Fransızlar, Almanlar bilmem kim yazmaz, biz de yazalım dedi. Ve çatıyı çok güzel hazırladı. O onun üzerinde günlerce çalıştık. Ve önümüze insan diye bir şiir çıktı. İnşallah bu oratoryonun bestelenmesini de Sayın Başkanımızdan arzu ediyoruz inşallah. Bestelen ve sahneye aktarın inşallah. Evet inşallah. Müsaade ederseniz ben bu şiirden çok uzun şiir ama birkaç kitap okuyayım. İnsan en üstün varlık. Hayat su olmasın çarlık. Zikir bu çekilmez darlık. Gerçek şu asi yukarlık. Doğan büyür ve yaşlanır. Ömür geçerken paslanır. İnsan olmak en güzel. Yolda kalmak beklenir. Gönle dolmak hep özel. Gülde solmak teklenir. Yaratan emirler verdi. İnsan cennete gir. İnsan kainatta örnek, beşerde insanı görmek. Daim doğruları vermek, güzelliği öne sermek, insan için bu emir, emire dayanmaz denir. İnsan ezelden ebede, ahseni takvim nezerde, hayat yolunda her seferde, anlı secdelerde yerde, Allah'a eğilir başlar, hak için dökülür yaşlar. İnsan yapar yuvasını, yiğit ister obasını, turna özler obasını, ayran bekler obasını. İnsan yapar, hem de yıkar, suyun üstüne de çıkar. İnsan güçlü, hem de aciz, ruhu istemez hiç taciz. Kabul etmez gönlü haciz, insan olmaya muhtaçız, iki kolda var tedbirdik, uhuvvette saklı dirdik. İnsansız uzaklar tükmez, göz görmez, kulak işitmez, Adem'in çilesi bitmez, insan olan şerde bitmez, insan kainat dileği en ufka döker. Mezarda insan bizim, Gülistan'da güller bizim, vatan, millet hep bizim, atalardan kalma izim, birlik olup hep büyürüz, oğul, kızan hep büyürüz. İnsan yaşarsa devlet yaşar, söz ver insan olmayı başar, terakki yolunda ileri koşar, milli güce düşmanlar şaşar, korkmayan setleri aşar, yardımda sel olur taşar. Abdullah şiirde insan, maziyi olur mu isyan? İnsan olmayan da isyan, şair değil pişman, kalem içi boş sağlar, şahit olsun buna çalar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ve değerli konuklarımız son olarak birincilik ödülümüzle programımızı tamamlıyoruz. Birincilik ödülümüz Başka Çaren Yok Ey İnsan şiiriyle Sayın Alperen Enes Bayar. Sayın Bayar'a da ödülünü vermek üzere bir kez daha Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dükler'i sahneye davet ediyorum. Toplu fotoğraftan sonra kardeşlerimiz
kardeşimizden şiirini rica edelim Sayın Başkanımız sahnedeyken. Diğer ödül alan arkadaşlarımızı ve onların adına ödül alan yakınlarını Sayın Başkanımızın yanına davet ediyorum. Fotoğraf çekilirken sayı jüri üyelerimizi de sahneye davet ediyorum. İl Milli Eğitim Şube Müdürümüzü, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürümüzü, sayı jüri üyelerimizi. Sayın Başkanımıza, Sayın Jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz ve kardeşimizi şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Uygarlığın en geniş tarlasında yedi renkli avizeyle bulunur.
olmasa da göründüğün gibi gel, geldiğin gibi gör. Başka çaren yok insan, duyuyor musun? Bayar kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Saygılar konuklarımız, bu yıl 5.'si ve düzenlediğimiz Dizeler Arası Mevlana Şiir Yarışması ödül törenimizi burada sonlandırıyoruz. Sayın katılımcılarımıza, saygılar konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve sizleri kokteylimize davet ediyorum.